Evet sevgili seyircilerimiz, Barış'la Türkiye'nin sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sizler programımızı izlerken bizler de Luna Park'ta eğleniyoruz. Aktur Park'ın keyfi bir başka. Tavsiye ederim Antalyalılar, sakın ama sakın kaçırmayın. Evet, Çavdır'a gittik, Çavdır'ı gördük. O güzel ilçeyi gördük, izledik. Peki Çavdır'a kadar gitmişken Söğüt'ü ziyaret edilmez mi? Tabii ki de edilir. Biz de ne yaptık? Öyle yaptık. Söğüt'e gittik. Geçen hafta sizler için ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta da ikinci bölümüyle Çavdır ilçesinin Söğüt beldesindeyiz. Hep birlikte iyi seyirler. Fasulye pişirdim toprak tenceresinde, toprak tenceresinde. Gel yarim konuşalım mutfak penceresinde, mutfak penceresinde. Açtım gittim şu dağları kardeyi, çok ardıçlar kucakladım yardeyi. Üç dereli beş kavaktan su içmem, ölsem gitsem ben o yardan vazgeçmem. Evet sevgili seyircilerimiz, Barış'la Türkiye'nin sesinde Söğüt'ü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de en önemli can damarı tarıma geldi sıra ve çok güzel bir seranın içerisindeyiz. Değerli başkanım ve kaymakamımız yanımızda, hemen bize bilgiler aktaracak sizler de bu güzel domates serasını izlerken. Evet başkanım, biz şu an bir domates cennetinde gibi hissediyoruz kendimizi, ne dersiniz? Şimdi efendim tekrar şu serada bir röportaj yapıyoruz. Sera dediğin zaman mutlaka ki Kumluca, Antalya akla gelir. Ama bu aşamadan sonra sera dediğin zaman yayla akla gelecek. Vatandaş sahil seracılığından fazla yayla seracılığına önem vermeye başladı. Görmüş olduğunuz yer şu anda 1420 rakımda. Yayla, Söğüt'te olan bir sera içindeyiz. Burada mükemmel bir verim var. Kendiniz de görüyorsunuz. Kamerada çekimini yapıyor. Söğüt için bu sene bu yaz serasından beklediğimiz rekolte 6000 ton bu yıl için. Ama önümüzdeki yıl daha fazlasını bekliyoruz. Şöyle Sayın Kaymakam da bu işte kendisi el attı. Söğüt'te bu işin ne kadar güzel olduğunu keşfetti. Bu yıl bir 13 tane vatandaşımıza sosyal yardımlaşmadan sera yapıldı. Önümüzdeki yıl bir 13 değil de 40-50-60 civarında böyle fakir vatandaşlarımıza kendi işini kendi kursun diye tekrar sera yapılacak. Biz Söğüt'te bu yaz seracılığının yanında diğer türlü ıspanakta, bugün Antalya haline en fazla ıspanak Söğüt'ten geliyor. Ispanak çok güzel ıspanak oluyor. Barbunyası, fasulyesi, patatesi, hat safhada güzel. Bunun yanında anasonda, pancarda, cumhur anasonunda o kadar güzel. Yayla olunca İkliminden, havasından, suyundan Söğüt'teki tarım ürünler hepsi güzel bir şey. Yani burada kötü bir ürün yok. Ama biz iddialıyız ki yaz seracılığında Söğüt bir numara. Bugün İstanbul'a Bayrampaşa haline gittiği zaman kamyon soruyorlar bu domates nerenin? İşte burada Söğüt domatesi dendiği zaman farklı gidiyor. Ve de yoğun bir talep var Söğüt domatesi olarak. Biz bunun için önümüzdeki yıllarda bu işi daha fazla geliştirerekten, çiftçimizin yanında olaraktan, biz burada tarım danışmanımız var, ziraat mühendislerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. Çiftçinin önünü açtılar, çiftçiye yardım ediyorlar. Gelip birebir seraları kontrol edip eğer bir hastalık varsa, bir eksik varsa kendilerine iletiyorlar bu konuyu. Onların da çok büyük desteği var. Zaten halkımız bunda bilinçlendi sera konusunda. Yıllarca Kumcu'da sera yaptılar, ortakçılık yaptılar, icar yaptılar. Orada öğrendiler ama bu aşamadan sonra halkımız Kumcu'ya gitmiyor. Kumcu'daki seracılar Söğüt'e sera kurmak için uğraşıyorlar. Bugün Antalya'dan, Kumcu'dan, Fethiye'den gelip burada sera kuran çiftçilerimiz var. Evet. Ve çok da başarılı oldular, verim alıyorlar.
Bu seracılık da bizim ikinci yılımız. İkinci yılda bu şekil bir 6000 ton rekolte bekleniyorsa, düşün ki bunun bir 5 yıl 10 yıl sonrasını düşün. Yani bugün için ihracat da başladı. Buradaki komisyon arkadaşlar. Hangi ülkelere? Rusya'ya, Azerbaycan'a. Buradan ihracata mal gönderiyorlar. Çok mal yapmaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda söylediğin ufku daha fazla açılacak. Bu yaz seracılığı domatesinde. Ben iyiye gideceğine inancım sonsuz. Evet. Kaymakam Bey'imiz bakalım neler söyleyecek bu güzel domates serası için ve Söğüt'teki domates seralarının ve gerçekten dediği gibi başkanımızın ihracata varana kadar olay bayağı bir ciddi hal almış. Evet, başkanımız gerçekten açıklayıcı bilgiler verdi zaten. Kendi görüşlerine de katılıyorum. Benim de bu konuda birkaç bir şey söylemek gerekirse, başkanımızın dediği gibi ilk geldiğimde bu potansiyeli ben de fark ettim. Söğüt seracılık konusunda gerçekten yeni. Ama bu işe başlayan, bu işi yürüten vatandaşlarımız profesyonel. Çünkü zamanında gitmişler bu seracılığın merkezi olan Antalya'da, Kumluca'da, benzeri yerlerde bu işlerde çalışmışlar. Buralarda bu işin nasıl yapıldığını öğrenmişler ve bunu artık kendi memleketlerine taşımışlar. Bu yönüyle bir geri göç başlamış durumda zaten Söğüt'e ve o yüzden Söğüt ve benzeri yerler gibi Burdur'da özellikle veyahut da bu civarda nüfusu artan tek yer diyebilirim. Neden? Çünkü geri dönüş başladı buraya. İş imkanlarını vatandaşlarımız yeni yeni keşfettiler. Antalya'da bu iş yapılıyorsa Söğüt'te neden yapılmasın? Kaldı ki buranın havası daha temiz, suyu daha bol, toprağı daha verimli ve vatandaşı da bir o kadar çalışkan. Böyle olunca hiçbir faaliyetin geri kalması düşünülemez tabii ki. Bunu da Söğüt'te hemşehrilerimiz keşfetmişler. Buraya gelmişler, bu güzel seraları kurmuşlar. Biz de buna kaymakamlık olarak başkanımızın da desteğiyle hep birlikte el attık. İlk planda 13 tane vatandaşımıza yaklaşık 1250 metrekare büyüklüğünde seralar yaptık. Bu vatandaşlarımız iş sahibi olsunlar diye, geçimlerini sağlasınlar ve bir sosyal güvenceye kavuşsunlar diye. Ve bu yılki hedefimiz tabii ki daha büyük. Dediğim gibi bu sayıyı 3'e, 4'e, 5'e katlamak. Ne kadar çok vatandaşımız varsa bu şekilde hem yardıma muhtaç hem sosyal güvencesi olmayan, ailesini evini geçindiremeyecek durumda olan vatandaşımız varsa biz onlara bu şekilde sera yapıp teslim ediyoruz ve iş sahibi ediyoruz. Evet. İş kazandırmış oluyoruz. Evet. Ve şöyle diyeceksiniz, bu büyüklükte bir sera 4 kişilik bir aileye ne gibi bir faydası olur? Şimdi onu tabii başkanım daha iyi bilir, daha profesyoneller. Ben bu alanda biraz daha yeniyim aslında ama kısaca benim de kısa zamanda edindiğim bilgilere göre bu büyüklükte bir seradan yaklaşık 20 ton domates kazanırsa eğer vatandaşımız ve bunu nakde çevirdiğinde, paraya çevirdiğinde ki birkaç yıl sonra pazar olanakları daha da artacak, daha da genişleyecek. Şimdilik sadece belki birkaç ülkeye ihracat yapılıyor ama önümüzdeki yıllarda biz bunun Avrupa'ya, Asya'ya ve benzeri diğer değişik deniz aşırı kıtalara kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yeter ki bu işe eğilinsin, bu işe sahip çıkılsın. Bizim de amacımız, tüm gayemiz de zaten bu yönde. Evet. Bunun için. Evet başkanım, ekleyeceğiniz bir şeyler yoksa ben izleyicimizi Söğüt'ü gezdirmeye devam edeceğim ve özellikle de bu 12.si yapılan festivalimizi izlettirelim. Doyasıya sizin konserlerinize bir doysunlar. Ben buradan tüm Akdeniz TV seyircilerine şükranlarımı arz ediyorum. Söğüt'ün serinliğinden Antalya'ya biraz serinlik göndermek istiyorum. Bütün izleyicimize saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz bizleri misafir ettiğiniz için. Evet sevgili seyircilerim, sevgili seyircilerimiz Söğüt'ü gezmeye devam ediyoruz. Evet akşam da çok güzel konserlerimiz var. Ekran başından ayrılmayın. Siz saygıdeğer misafirler, siz değerli köylülerim, değerli Söğüt halkı, efendim böylesine muhteşem yeşiller içerisindeki Söğüt kasabamızın 12.si düzenlenen yayla şenliğine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim, tabii ki de bu güzellikleri bizlere yaşatanlar var değil mi? İşte o perde arkasındaki kişiler. Bizlere sahip çıkan, Türkülerimize sahip çıkan, sanata sanatçıya değer veren değerli insanlar var. Bu organizede çok büyük emeği geçen
temiz yürekliliğiyle de insanların gerçekten gönlünde taht kuran, değerli belediye başkanımız Salih Yavuz Bey'i ve tüm emeği geçenleri, tüm belediye personellerini tebrik ediyorum. Ve sizlerden, Söğüt halkından bu kalabalığa yakışır bir alkış istiyorum efendim. Lütfen değerli belediye başkanımız Salih Yavuz için. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet, evet, çok güzel türkülerimizle bugün birlikteyiz. Çok fazla laf uzatmayacağım. Sizleri seviyorum türkülerle beraberiz. Haydi bakalım. Başkanımız nerede? Merhabalar. İyi ki varsınız. Bu vesileyle bizleri de bir araya getirdiniz. Ben de özlemişim buraları. Kazakla hırkayla çıkardık biz buralara yazın. Yaylalara. İyi ki varsınız. We'll be right back.
Başkanımız ve tüm belediye başkanlarını, değerli milletvekillerimizi, kaymakamlarımızı, valimizi lütfen tüm protokolü eleğine oyuna davet ediyorum efendim. İtiraz kabul etmiyorum lütfen. Seni bana vermeyen o hazalım anandır. Seni bana vermeyen o hazalım anandır. Yazalım dalında, yemedim tadında. Gümbür gümbür oynaya gelir yarın yanında. Yaylamızın taşları, köpür gibi kaşları. Sweet.